Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz helal temiz gıdanın yemesinin faydaları. İslam'da helal haram var karşılık olarak. Helal Allah'ın razı olduğu yiyecekler. Haram da bunun tabi tersidir. Acaba haramın ne gibi zararı var? Helalın ne gibi faydası var? Allah Teala buyuruyor bizlere Bakara ayet 168'de. Rahim. Ya eyyühen nasu, ey insanlar, külü mimma filerdi halalen tayyiba, buyuruyor Mevla. Ey insanlar, burada yalnız müminlere değil de hitap, emir, Allah buyuruyor, ey insanlar, bir insan hitap. Külü yiyiniz mimma filerdi halen tayyiba. Yerde bulunan gıdaların helalını ve tayyibini yiyiniz. Tayyib ne anlama geliyor? Sonra açacağım bunu inşallah. Ve la tettebiyü kutuvati şeytan, şeytanın adımlarına tabi olmayınız. Yani şeytanın izinden, peşinden gitmeyiniz Mevla buyuruyor. Neden? Demek ki insanı harama yönlendiren en büyük faktör şeytan muhteremler. Neden böyle yapıyor? Allah buyuruyor. İnnehu leküm adu mübin. O sizin için açık düşmandır. Allah buyuruyor. Yani Adem babamıza olan kinini bizden gidermek istiyor şeytan aleyhillâne. Adem babamız yüzünden lanetlendiği için, cennetten kovulduğu için ne yapıyor? Şimdi bizleri harama teşvik ederek o kinini gidermek istiyor. Allah'ın yasakladığı her şeye haram denir. Yemede, içmede, giyinmede, konuşmada. Mesela konuşmada haram vardır. Yalan söylemek haram. Gıybet haramdır. Bunun gibi. Demek ki yemede, içmede, giyinmede, konuşmada her türlü tavırlarda Allah-u Teala bir şeyi yasaklamışsa bunlara haram deniyor. Haramlar ikiye ayrılıyor. Haram li aynihi, haram li gayrihi deniyor bunlara da. Haram li aynihi, aynen kendisi haram olan bir madde. Yani başka bir sebebe girmeksizin kendisi nilis olan, pis olan bir madde. Ne gibi bunlar? Leş. Ölen hayvanın leşi. Yine akan kan, domuz eti ve şarap gibi. Yani bunlar haram li aynihi deniyor bunlara. Bunların aynen kendileri haramdır. Nelistir, pistir. Tabi insana bunlar zararlıdır. Yalnız her haramda İslam'da, dünyada ceza uygulanmaz her haramda. Mesela alkol içkiler haramdır. İçene İslam'da ceza verilir. Neden? Bu topluma zarar verdiği için. İçki içen bir alkolik ne yapar? Mutlaka etrafına, çevresine de tabi zarar verir. Bunu yapar. Yine mesela Allah korusun fuhuş, zina haramdır. Bunda ne vardır? Buna da ceza meclisi vardır bunda da. Bunun dışında bir kimse bir hayvan leşini yese, haramdır, domuz gibi nilistir, pistir ama buna dünyada ceza uygulanmaz buna. Bu arada kalır bu. Kalır bu. Neden? Onun zararı kendi şahsına aittir. Ama bir zinada fuhuşta ne vardır? Aile yuvasını yıkar. Düzenin toplumun düzenini bozar. Neslin aslını bozar. Belirsiz yapar bunları. Bir de haram
li gayrihi var. Haram li gayrihi. Kendi necis değil, kendi pis değil, kendi aslında temizdir, helaldir. Li gayrihi ama başka bir nedenle haram oluyor. Bu da. Ne gibi bunlar? Mesela hırsızlık elde eder mal, hırsızlık yapar mal. Bir hırsız temin bir şeyi çalar, elbiseyi çalar, baklava çalar. Mesela marketten ekmek bile çalsa nedir? Ekmek aslında temizdir, helaldir. Ama onu ele geçirme nedeni nedir? Hırsızlık suçu, fiile ortaya girmiş oluyor. O zaman bu ne oluyor? Haram oluyor. Bunlara da haram li gayrihi deniyor. Başta neden haram oluyor bunlar da? Bunun gibi gasp etme, bir kimsenin malını zorla alma, çalma, rüşvet alma, rüşvet. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri sahabeden birini zekat toplamaya memur olarak gönderdi. Bu zekat memuru görevini yaptı, topladı zekatları Medine'ye gelince, ya Resulallah, bunlar zekat malları verdi. Bir de buna kendisine hediye vermişler. Bu benim dedi. Bunu bana hediye ver dediler. Bakın şimdi. Peygamber şöyle buyurdu. Eğer sen bu görevi üstlenmeseydin, evinde otursaydın, sana bunu getirip verirler miydi? Vermezdi ya Resulallah. O halde bu bir görev karşılığı sana verilmiştir. Bu rüşvet buyurmadır. Yani aldı onu kendisinden böylece. Şimdi o şekilde mesela. Bir memur yüksek bir mesela rüşvet verir memura. Eğer o memur o görevde olmasa o hediye verilir mi? Verilmez tabii. Yani hediye diye aldın mesela adına deniliyor. Armağan deniliyor. Adı değişse de haramlığı değişmiyor burada. Demek ki o görevde olmasa onu vermezlerdi ona efendim. Bir çıkarı var. Ondan bir şey beklentisi var. Haram oluyor. Faiz. Bir insan eline faizde bir gelir gelirse faizle. Bu da nedir? Haramdır. Bu para haramdır. Yani bu para tabii para yenmez ama parayla bir şey alıp yiyemez. Aldığı şey haram oluyor. Nasıl ki hırsız bir şey çalınca haram oluyorsa, demek ki bir kimse gerek kumardan, rüşvetten, faizden elde ettiği bir gelirle kazançla onda bir şey alırsa, evde alsa, mesela günümüz ev alınıyor, kredi deniyor adına. Yani faiz denmiyor da kredi, adına kredi deniyor böylece. Ama hüküm değişiyor mu? Değişmiyor muhteremler. Mesela şaraba, rakıya baş isim verilebilir. Ama pisliği pistir. Haram değişmez bunlar. Değişmez bunlarda. Bir de İslam hukukuna uymayan bir şekilde bir kimse eline miras geçerse, bak dikkat buyurunuz, İslam'daki kurallara, yani Allah'ın emrine uymayan bir şekilde bir kimse miras alırsa, bu da ne olur kendine? Haram oluyor. Mesela bir kız, ben eşit isterim derse ne oluyor? İslam'a, hukuka ters düşüyor. Aldığı haram oluyor muhtemelen efendi. Bir de günümüzde özellikle besmelesiz kesilen hayvan etleri, bir koyun, tavuk, hindi, horoz, şu bu. Bunlar aslı temizdir, helaldir aslında bunlar. Ama eğer İslam'a uygun kesilmezse, mesela bir kimse birinin tavuğunu çalsa, kesse, bu ne oluyor? Haram oluyor bak. Yani tavuk helaldi ama hırsızlık araya girdi mi haram oluyor. Aynen bunun gibi canlı hayvanlarında yani evcil hayvanlar
av hayvanlarında ateş edebiliyor, karşıya vurulabiliyor besmeyle atmak şartıyla. Ama eğer bir hayvan evcil ise, bunun yakalanması mümkünse, bu silahla vurulamaz, haram olur gene bu. Yenmez gene bu. Ancak bir hayvan, evcil bir hayvan bile, mesela bir dana, ürktü, kaçtı, yakalanmıyor artık, ormanlara kaçacak bunu, dışarıya kaçıyor, o zaman vurulabilir. Vurulabilir dedim böyle. Ama bunun dışında, evcil hayvanın mutlaka boğazından kesilmesi gerekiyor. Bunu bir insanın kesmesi gerekiyor. İnsan kesecek bunu. Yani makineyi keserse haram oluyor. İşte günümüzde tavuk eti yemek çok tehlikeli muhteremler. Çok tehlikeli. Çünkü genelde tavuklar makineyle kesiliyorlar. Mutlaka onu bir insanın kesmesi gerekiyor. O insanın da mürted olmaması gerekiyor, mürted. Neden mürted? Bir kimse Müslümanken İslam'dan dönerse buna mürted deniyor. Mesela bir çocuk İslam ülkesinden doğdu. Ebeveyni Müslümandır. Bu çocuk hükmen Müslümandır bu çocuk. Hükmen Müslümandır çocuk. Bunun için bir çocuk küçük yaşta ölürse ona İslam muamelesi yapılır. Yani sizi yıkandırır, kefenlenir, namazı kılınır. Hükmen Müslümandır. Ama bir kimse böyle Müslüman olduktan sonra dinden çıkarsa, Allah korusun, eğer İslam karşıtı bir ideolojiyi benimserse, bir sistemi benimserse, İslam'ın hükümlerine beğenmezse, karşı gelirse bunlara, bir farzı inkar ederse, bir haramı haramını kabul etmezse, mesela günümüzde ne diyor bazıları, evet bugün diyorlar dünyada ekonomi sisteminde faizsiz haram olur mu diyorlar. Haşa muhtemelen. Peygamberimiz son peygamber. Kur'an son ilahi kitap. Son ilahi kitap bakınız. Yani haşa, eğer İslam yetersiz kalırsa nedir bu? Artık kıyametin gelmesi anlamına geliyor. Başka peygamber gelmeyecek. Başka hüküm bildirir mi? Gelmeyecek. Gelmeyecek. Bunun için İslam uygulanacak. Uygulanacak. Efendim işte ben büyük iş yapmak istiyorum diyor. Peki ama yapsan ne olacak ama haramla? Peki yapsan ne olacak? Yapanlara bak. Ne oldu onlar? Tamam mı? Koştu, koştu, koştu. Yoruldu. Namazdan kaldı, namazı kazaya kaldı, tartıştı, kavga etti, kalp kırdı, haram dedi, şırmadı, koştu, koşuşturdu. Sonuç, yorgun yorgun o aleme gidiyor. Ne götürüyor? Bir tek kefen. Bir kefen böylece. O halde, yani insan nedir? İnsanın özelliği akıldır, akıl. Akıldır. İnsan ne yapacak? İnsan aklı ile ilerisini görecek. Peki ben bu işe girişsem, faize girsem, kredi alsam, işim büyüsem, iş adam olsam, holdinglerim olsa, şu patronu olsam, peki oldun oldun. Ama bir de sonuca bak. Nedir sonuç? Yolda da öyle bir insan. Kaza olabilir, hastalık olabilir. Ama ölüm kesin, ölüm muhakkak ölecek. Ölecek. Ne yapacak? Ancak onun hakkı malından bir tek kefen, bir kefen böyle. Çorabını çıkarırlar, yüzünü çıkarırlar, gömleğini çıkarırlar, her şeyi çıkarırlar. Ne yapar bu kişi? Ne kadar villaları olsa da, deniz sahillerinde, özel yatı olsa ne olur? Bu kimse sonunda yer altında 2 metre karelik bir çukura geçecek muhtemelen. Oraya çekilecek böylece. Ben şahsen bir gün mezarlığa gezdim, gittim. Böyle mezarlığı yalnız gezmenin de başka bir zevki var, manevi feyzi var. Ben yalnız severim mezarlıkta. Şöyle gelirken eskiden tanıdığım ünlü zengin bir kimse. Baktım rastgele onun mezarını gördüm. Şöyle baktım, kendi ona konuşmuyor o vakit tabii, haldeyle konuşayım onunla.
Dedim bak bir zamanlar dünyada yani yörede, bulunduğu yerde, çevrede etkili insandı, sürüşe insandı böyle. Her açıdan bir çevresi vardı, bir etkinliği vardı, kimliği vardı, kişiliği vardı, kendisine vardı. Peki dedim ne oldu işte bak, 20 bin mezar çıkıp yatıyordu muhtemelen burada böyle. Kefene giydi ama o da çürümüştür belki de. Ne kaldı? Mezar taşında silik bir isim var böyle. Silik bir isim böyle. Peki diğer mi haram işlemeye? Demem muhtemelen. İşte Allah korusun bir insan eğer işte bu günümüzde, işte bu çağımızda işte faizsiz olmaz, kriz olmaz, işimi büyüteceğim böyle bir hırsa kapılırsa tabii bu hırsı onu şeytan veriyor. Şeytan onu tahrik ediyor. Yani büyü, işini büyüt, büyüt, işini büyüt diyor. Yani derdini büyüt diyor kendisine aslında. Büyüt diyor kendisine. Ama sonucu görmek lazım. Demek ki bir hayvanın etinin helal olması için ilk şart bunu bir insanın kesmesi. Makinenin kestiği haram olur. Bunu insan kesmesi gerekiyor. İnsanın da mürted olmaması gerekiyor, mürted. Yani İslam çıkmış olması gerekiyor ve bir de müşrik olmaması gerekiyor. Bir insanın kazancı Allah korusun haram ise kazancı. İçkili gazinosu, içkili lokanto, işte kumarını oynatıyor, işte şans oynuyor oynatıyor efendim işte. Uyuşturucu şunlar bunlara satıyorsa bunun nedir geliri kazancı? Haram muhtemelen. Haramdır böyle. Hele bir aile reisi bunu yapıyorsa zavallı bir de hem eşinin hem çocuklarından sorumluluğundan kurtulamıyor mahşerde. Yani yarın mahşerde buna yapışacak yakasına. Eşi gelecek, eşi. Niye sen bana haram yedirdin? Niye bana haram yedirdin? Çünkü haram yiyen Allah'a kulluk edemiyor çünkü. Gelecek, şükür gelecekler başına. Bu dönemde böylece. Şimdi haramdan sakınmamız şart muhtemelen böylece. Yani gerçek hayvan konusu olsun böyle, gerek başka konuda olsun. Yani her türlü haram gıdadan sakınmak lazım. Bir de haram kazançtan sakınmak lazım ki helal para olsun, helal gıda alabilelim. Neden acaba bu kadar önemli bu mesele? Hatta hadis-i şerifte geliyor. İbadet 10 bölümdür, 9 helal yemek. Bak dikkat buyurun hatta. Dikkat buyurun bakın. İbadet 10 bölümdür, 10 bölümdür. Bunun 9'u helal yemek, helal yemek 9'u böyle. Yani bir insanın imati tabi fazlar. Bunlar kısıtlanamaz fazlar, eksik olamazlar. Bir insanın fazın dışında ibadeti fazla olmasa bile ama eğer kazancı helalsa, helal yiyorsa bu kurtarır onu. Helal kuruyorsa böylece. Haram gıda ne olur acaba haram gıda? Biliyorsun yenen gıdalar bunlar ağza sinirim başlıyor. Mide bastıktan sinirim oluyor. Bunların sindirilenleri yani bedene yarayanları ne oluyor? Bedene çekiliyor bunlar. Bunlar bedende damarlarımızda kan oluyorlar kan. Kan nedir? İşte bizi yönlendiren kan muhtemelen. Beyni dışında. Beyin başka. Yani kan da beynine gidiyor. Duyguyu etkiliyor böylece. İnsanı yönlendiren kandır böylece. Biliyorsunuz halkın bir söz vardı böyle. Kanı bozuk derler. Kanı bozuk. Kanı bozuk. Yani bu gerçektir böyle. Kanı bozuk. Yani demek ki haramzadedir. Haramla beslenmiştir. Tabii bu kan zamanla ne oluyor? Hücre oluyor.
et oluyor, deri kemik de oluyor böyle. Bu haramda hücreler, kan diyor şunlara. Yani o kimsenin bedeni, bedenli oluyor, haram yapılan bir binaya dönüşüyor bedeni. Bunun için halk arasında bir söz vardır, kanı bozuk diye, kanı bozuk diye böyle şey. Eğer bir insanın yediği gıdada haramsa, onda meden gelen kan ne olur? Kişiyi Allah yolunda çevirme döndürmez. Döndürme. Allah Teala buyuruyor bunun için Mevlamız Müminin ayet 51'de. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyer Resulü. Allah Teala buyuruyor. Ey Resuller, peygamberler. Hitap peygamberlere bakınız. Kulu minet tayyibati. Önce helal temizleyiniz. Ve amelü saliha, ondan sonra da amelü salih yapınız. Bakın. Önce helal yemek, ondan sonra helal gıda ile temiz kanla, temiz kalple Allah-u Teala'ya kulluk yapmak. Hitabı da kime? Peygamberlere bakın. Peygamberlere. Öyle haşa bizim gibi insana değil mi? Mela buyuruyor. Ya eyyühe rüsülü. Rüsül, Resul'ün çoğulu. Resul, peygamber demektir. Mevla buyuruyor burada, ey peygamberler, ey nebiler, kulu minet tayyibati, temiz helal yiyiniz bakın böyle. Yani temiz helal yiyiniz böyle şey. Ve amelü saliha, ondan sonra da ameli salih işleyiniz. Ameli salih. Amel aslında sözlük olarak bir iştir. Mesela Türkçe'de kullanılır amele denir, amele. Yani çalış anlamına gelir. Fakat ameli salih deyince biraz da anlamı farklı oluyor. Ameli salih. Salih, insanı salaha götüren, Allah'ın razı olduğu güzel bir iş yapmak. Nedir bunlar? Ameli salih. Başta bir namaz gelir. 5 vakit namaz. Demek ki haram yiyen bir kimse her ne kadar 5 vaktini kılsa da düzenli bir şekilde, ama namazı tam namaz olmaz muhtemelen. Neden olmaz? Kur'an-ı Kerim bilirmiş anlaşılan böyle. Namaz, ameli salih. Oruç, zekat vermek, Kur'an okumak, Allah'tan cihat etmeye de bunlar. Hep bunlar nedir? Bir ameli salih. İnni bima ta'amülüne alim. Allah buyuruyor. İnni Allah. Ben buyuruyor. Bima ta'amülüne, siz ne yaparsanız alim, onu iyi bilirim. Allah böyle buyuruyor. Böyle. Yani kim ne yiyor? Kim ne yiyorsa böyle biliyor. Böylece. Demek ki haram gıda kana dönüşünce insanı mutlaka harama yönlendirir. O kimse ne kadar hacca gitse de, ömreye gitse de, namaz kısa da bundan zevk, feyiz alamaz. Ölü ruhu olur. Ruhu ölür. Helal gıda şarttır böylece. Bir de bunun dışında kişinin kazancı helal. Aldığı gıda helal, aldığı. Bunların bir de evde hazırlanmasından da, hazırın hanımın da burada gafil olmaması gerekiyor. Bakınız, gıda o kadar önemli ki, gıda, boğazdan geçen gıda. Hatta ta bu ekinden başlar bu, ekinden başlar bu. Yani mesela bir buğday, mısır gibi şeyleri, dikilen ağaçlar, sebzeler, şunlar bunlar. Bunlar daha toprağa atılmasıyla bundaki temel buradan atılıyor, buradan başlıyor. Mesela eskiden ne yaparlarmış? Tabii eski Müslümanlar öküz arabasını hazırlıyor, pulunu hazırlıyor, sabah namazını kılıyor,
abdestli olarak işine gidiyor arabasıyla. Namazı kılmış. Abdestli arabayla gidiyor. Aheste aheste böyle. Ağır ağır gidiyor böyle. Nasıl gidiyor? Yine kendine Allah zikrediyor. La ilahe illallah diye gidiyor. Tarlaya giriyor. Abdestli besmeyle başlıyor tarlayı pulu sürüyor. Besmeyle başlıyor. Allah zikrederek, bir şey okuyarak tarlayı sürüyor, tohumu atıyor. Bir gün Hacı Bayram Veli Hazretleri, Ankara'da bulunan, onun da elimin emeğiyle yiyeyim derekten onun biraz tarlası vardı. Tarlası vardı. Bir gün tarlasına bu ekin ekerken bunu ziyade gelmişler. Aman efendim diyorlar, müsaade buyurun da buna bir ekelim. Şimdi onlara bir bakıyor, durum beğenmiyor. Size güvenemem diye. Belki Allah'tan gayb olursunuz da ben bunu yersem o zaman diye ben bu halimi koruyamam diye bak muhtemelen böyle. Yani ekini ekerken bile abdestli besmele ile ve bilinçli huzurlu olarak Allah ile beraber olarak onu yapmak. Sonra eve gelen gıda maddeleri de evdeki hanım da bunları hazırlarken çocuğuna kızdı, kocasına kızmış sabahtan, ona kızdı, buna kızdı. Sinirli, öfkeli. Öfkeli yaparsa bunları, bunu yiyenler bundan etkilenirler. Kötü anlamda alamazlar hatırlamalar böyle. Yine ne yapıyor bazı hanımlar günümüzde? Açıyor televizyonu, o kötü çizgi filmleri ya da müzik eşliğinde yemeğini yapıyor. Hem müzik dinliyor, hem o kötü şeyleri izliyor orada. Bunları dinliyor böylece. Bir gün Evliyullah'ın biri, yani Bahattin Akşam Hazretleri bir ziyafete biri çağırmışlar. Tabi sohbete. Gidince oraya sofra kurulmuş. Ortaya bir çorba getirmişler. Efendim buyurun musun? Lütfen buyurun diyorlar. Almıyor. Buyurun efendim yalvarıyorlar. Ben bu çorbayı içemeyeceğim. Neden efendim? İşte helal malım. Kendi ektim, kendim içtim bunları. Helal bunlarım. Helal ama bu çorba pişiren hanım onun için öfkeliymiş şu anda. Öfkeliymiş o. Öfkeyle kızar bunu yapmış. Bu benim halimi bozar. Bir içmeye bakmıyor. Tabi ondan kalbimiz açık. Onlar bunu görüyorlar. İşte hanımlarımız da eğer eşlerinin iyi olmasını istiyorlarsa, çocuklarının da iyi olmasını istiyorsa ne gerekiyor? Önce eve mutlaka helal gıda maddeleri girmeli. Bir. İkincisi bunun hazırlanmasına da hanımın da etkisi var burada. Hanımın da. Hanım bakacak mı? İşte bir sıkıntısı var, bir öklü bir şey var, onu da yapmasın. Avutsun kendini, kendine gelsin. Ona otursun ondan sonra besmele başlasın. Allah'a da zikrederek bunu yapsın. Tabii müziğe kapacak ama. Kapacak. Yine üçüncü bölümü de gıdaların yenmesi faslı, yenme bölümü de. Eğer bu sofraya konan, tabağa kadar gelen, servise gelen bu gıda maddeleri de o anda gaflete yenirse yine insana gaflet verir muhtemelen. Ne gerekiyor burada? Tabi önce müzik olmayacak sofrada. Aç televizyon efendim böyle, müzik çalacak. Onun eşliğinde gafette yemek olmadı. Ne gerekiyor burada? Üç şey burada gerekiyor. Zikir, fikir ve şükür. Nedir zikir? Evvela besmele söylemek burada. Buna zikir deniyor başlığında. Ne demek besmele? Yani Allah'ın adıyla bunu yemek. Bismillahirrahmanirrahim demek. Bismillahirrahmanirrahim. Üç esma var. Üç esma böyle. Allah, Er-Rahman, Er-Rahim. Bak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Öyle Allah ki Rahman Rahim'dir. Rızkı O veriyor bakınız. Allah kulun merhametidir. Allah ismi celal sahibidir Mevlam. Önce besmele ile başlamak,
salih emek. Ondan sonra arada fikir. Ne de fikir? Tefekkür de etmek gerekiyor o anda. O da gerekiyor o anda. Önümüzdeki koyan tabağa gelen bu yemek, ekmek nasıl buraya geldi? Nasıl buraya kadar geldi acaba? Neydi, ne oldu, buraya nasıl geldi acaba? Bunlar toprak maddeleriydi bunlar, elementlerdi bunlar. Sürüldü, ekildi. Ondan sonra işte filiz verdi, sebze oldu, meyve oldu, buğday oldu, şube oldu. İşte ekildi, biçildi, taşıyan, öğüten, fırıncı pişirdi, şu oldu, bu oldu, oldu, oldu. Allah Teala Mevlam kula bir hırs verdi ki bir topla bir yardımlaşma oldu. Eğer Allah Teala insanlara hırs denen bir duygu vermeseydi her insan kendisi ekip biçmesi şarttı. Kim uğraşsın ki böylece? Şimdi öyle zengin vardır, hesabı bilmez. Muazzam zengindir, o kadar zengindir. Ama nasıl koşar, nasıl koşar? Rızkı taşıyacak böyle, getirecek, şu var böyle. Allah bir hırs veriyor böylece. O gıda önümüze geliyor. Bu düşünme gerekiyor bunu. Allah'ın takdiri bu. Üçüncüsü sonunda şükür. Allah şükretmek ama dille değil de inanarak kalben Allah-u Teala şükretmek gerekiyor. Bunu. Eğer bir gıda bu şekilde olursa tabii günümüzde ekime karışamayız. Elinde bir şey gelmez. Biçime karışamayız, bunlara karışamayız. Hiç olmazsa helal kazanmaya çalışalım. Haramdan sakınalım. Olsun. Az bir şey eksik olsun paramız. Gelirimiz daha az olsun. Soframızda şişirimiz az olsun. Ekmeğimiz bayat olsun. Ama helal olsun. Helal muhterem. Helal olsun böylece. Helal olsun böylece. Bir de Mevlam buyuruyor burada halalen tayyiba. Tayyip de tertemiz pak. Yani gıdaları bir de doğal gıda yeme anlamına geliyor. Bir de doğal olarak gıdaları yemek. Yani günümüzde bundan da insanlar mahrum kalıyor doğal gıdadan da. Yani her şeyin bir tabi yapma sahtesi var. Şunlar bunları var. Önce ne yapmamız gerekiyor? Mevsimlik gıdaları almamız gerekiyor. Mevsimlik böylece. İnsanın beden sağlığı da Allah katında önemli çok. Beden sağlığı da. Çünkü bir insan hasta olsa başı muazzam başı ağrıyor. Bebeğinde taş var, midesi ağrıyor, ayağı ağrıyor, şurası burası ağrıyor. Bu kimse ne yapar? Elinde olmadan aklını oraya verir. Ağrısını aklına verir. Hatta bir insanın dişi bile ağrısa, kişi namaz bile kılsa ne yapar? Namazda hep aklı dişinde olur. Bunun için ne gerekiyor? Bedensel sağlıkta gerekiyor. Ruh serbest olsun muhtemelenler. Neye benziyor bu? Araba güzeli oldu mu, şoför rahatlar. Şoför rahatlar muhtemelenler. Yani ruh şofördür bu arabada. Beden bir arabadır, ruh şofördür. Ama araba eski, evet şoförde zavallı bir gayret var şoförde. Yani direksiyonu güzel kullanmasını biliyor, arabadan anlıyor. Ama araba gitmiyor ki. Yok lastiği patlıyor, gazı tıkanıyor, karbüratör tıkanıyor, şu oluyor, bu oluyor. Demek ki ruh çekiyor yine zahmeti. Çekiyor, huzur bulamıyor. Bu iş ne gerekiyor? Mevlam buyuruyor, halalen tayyiba, bir de tertemiz doğal gıda yiyin Mevlam, doğal gıda. Yani Allah'tan yarattığı gibi yemek onu gerekiyor, bakın. Ona bir katkı yapmama gerekiyor. Bu doğal gıda böyle. Allah onu öyle yaratmış. Mesela bir elma, biz ne yapıyoruz? Genelde kabuğunu soyuyoruz. Olmadı, onun formülü gitti. Allah onu öyle yaratmış. Elma yıkanacak, kabuğu inecek muhtemelen. Üzümün suyunu sık bir şeyler mesela. Kimi kabuğunu çıkarır, kimi çekirdeğini çıkarır. Olmadı. Nedir?
Bunun ilahi formülü nedir? Bu oldu ki yemektir bunu. Onun kabında başka maddeler var, içinde başka var, şekilde başka var. Yani bu da doğal gıda. Allah bunu nasıl yaratmışsa, buna bir katkı yapmadan bunu yemek gerekiyor. Bir insan mevsimin sebzesini, mevsimin meyvesini yerse, ona o mevsim olan için gereken her türlü gıda alır oradan. Bir. İkincisi, o mevsim hastalığına karşı onu bir koruyucu olur gıdalar. O mevsimde mesela kışın ne geliyor? Portakal mı? Portakal. Kışın ne hastalığı var genelde? Grip var. Ona karşı bak, onu Rabbim yaratmış. Onu yaratmış böyle şey. Yani o Allah Celle Celaluhu Mevlamız her şeyi en iyi bilen, her şey gücü yeten Rabbimiz. Bunun için ne yapmak gerekiyor? Efendim işte yok konserveler şunları bunlardan ziyade ne gerekiyor? Mevsim sebzesini, mevsim meyvesini Allah'ın yarattığı şekilde ama yemek. Onun formülü bozmamak gerekiyor. Formülü bozulmamak olmaz böyle şey. Gerekir bunları. Hatta bu meyve sebzeler ülkelere göre değişir. Yöre göre değişir. Peygamberimizin hadis-i şerifi şu konuda buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Bir yere gittiğiniz zaman oranın gıdasını yiyin. Bir yere gittiğiniz zaman oranın gıdasını yiyiniz. Gıdasına bak. Yani demek ki oradaki insanlara onlar lazım orada. Mesela Medine-i Münevvere'de hurma. Hurma yeterli var böyle. Yeterli böyle. Halamız zaten hurma bizim. Adem yaratıldığı maddenin artan kalanı böyle hurma. Halamız bizim böylece. Demek ki bunlara gerekiyor. Bir de tad, renk, koku diye bir şey var şimdi. Tad, renk, koku var. Sebzenin de, meyvelerin de renkleri farklı. Kokuları farklı, tatları farklı. Neden? İşte bu hikmeti var muhtemelen. Hikmeti var bunların böylece böyle. Yani bunların hikmetleri ayrı. Element ayrı bunların böylece. Onların her biri Mevlamızın başka esmasının tecellisine mazhar oluyor bakınız. Kim mesela Şafi ismine, kimi Eddar, Ennafi, Errezak isimlerine, bunlar buna esma-ı hüsna oluyor bunlar böylece. Yani Evliyullah bunları iyi bilir muhtemelen. Evliyullah bunları bilir böylece. Yani meyvede, sebzede farklı renk, farklı tat. Farklı bunlar böylece. Hepsi eşit değil böyle. Aynı toprağa ekiliyorlar, yan yana bir bahçede ekiliyorlar. Aynı suyla sulanıyorlar bunlar. Aynı güneşte enerji alıyorlar. Ama mesela patlıcan kararıyor. Domates kızarıyor. Biber yeşil oluyor. Elma kızarıyor. Ayva sararıyor. Şu bu oluyor. Hepsinin tadı farklı. Kokusu farklı. Rengi farklı olur muhtemelen böylece. Bilhassa koku. Muhtemelen koku meselesi. Allah Teala öyle Mevlamız ki Celle Celaluhu Mevlamız muhteremler. Gerçekten yani böyle ona kurban olmak gerekiyor Mevlamıza. Rabbim renkleri farklı yaratmış. Bunu fark edecek bizlere Allah bir göz vermiş. Mevlam tatları farklı yazmış. Allah bir damak tadı vermiş. Laboratuvar bir damak tadı muhterem. Tatlar farklı böyle. Hatta bir insan bir yabancı yere gittiği zamanlar mesela farklı bir meyve bir şey getiriyorlar. Görmediği bir şey. Nasıl bir şey bu acaba? Önce evvela gözünü kontrol ediyor. Şöyle rengine bir şekline falan bakıyor. Fena bir şeye benzemiyor. Sonra kokuyu bakıyor. En son şeyi kim koyuyor? Son noktayı damak tadı koyuyor. Damak tadı falan. Yani düşünün ki muhteremler.
O kadar günümüzde laboratuvarlar var. Modern laboratuvarlar var böylece. Buna yanılıyor bunlar. Yanılıyor böylece. İnsan damağında ne var? Sinir ucu bakır. Bir sinir ucu. Tat alma duygusu. Bir sinir ucu var böylece. Doğal laboratuvar. Anında hem rapor veriyorum anında ama yarın gel demiyor. İki saat sonra gel demiyor böyle. Hemen ağzına götürüyoruz. Hem anında raporu veriyor muhtemelen. Demek ki renk, kokuda, tatta çok şeyler var. Bilhassa daha koyu renkler daha yararlı. Açık renkten. Mesela kara üzüm var, beyaz üzüm var böyle. Karası beyazdan daha faydalı oluyor muhtemelen. Mesela karpuz beyaz oldu mu tadı, rengi, tadı bir şey olmuyor böylece. Renk dediğim mi kırmızı renk, koyu renk oldu mu farklı böylece böyle. Kokuya gelince iki örnek size vereyim inşallah burada. Biri gül kokusu. Gül. Gül aşıkların şiirine geçen bir çiçek. Gül. Gül ve bülbül. Gül ve bülbül böyle. Yani bunlar birbirine çok bağlantılı bunlar. Yani gülle geçmeyelim. Yani gülle çok hikmetler var böyle. Evliyaların sevdiği bir çiçektir böyle. Aşıkların şiirine geçen gül, bülbül böyle. Bülbül gülü gördü mü ondan bülbül feyiz alır. Bir bülbül gül olmayan bir yerde başka yeşillik olsun, ağaç olsun her ne kadar örse bile o da tatlı feyizi ötemez ama. Ama bir bülbül şöyle güzel bir gülleri gördü mü oradan bir feyiz alır. Onun kokusundan o bülbül haz alıyor kokudan muhtemelenler. Hatta melekler bile bir gün Peygamber'e sordular Aleyhisselam Hazretleri'ne. Ya Resulallah, soğanı sarımsak kesek acaba bir zararı var mı? Hayır, zararı yok. Yiyiniz. Ama o anda meşte gelmeyin, kokmasın yanınızdakilere. Peygamber şöyle buyurdu. Eğer ben meleklerle görüşmeseydim, ben de soğan sarımsak yerdim buyurdu Peygamber'le. Eğer ben dedi, meleklerle görüşmeseydim, soğan sarımsak yerdim. Yani melekler de kokuyu seçiyorlar. Melekler de böyle. Bilhassa gül kokusunu, gül yağ kokusunu, misk, amber, çörek otu kokusunu, bir de bazı buhurları melekler bunu severler. Ruhaniler sever bunları. Oraya gelirler. Bunu gelirler. Bir kadın artık doğum yaklaştı kadının. Bu kadının yanına bir demet gül getirirse, konsa, psikolojik olarak kadın çok rahatlar ve doğumu kolaylaşır bak. Gül böyle. Yani bir kadın doğum yaklaştı. Onun yanına öyle karanfil değil. Karanfil ayrı özelliği. Hepsi ayrı böyle. Bir kadın doğum yaklaştı, o kadının yanına bir demet gül getirsinler yanı başına. O hanım onları böyle koklasın, psikolojik olarak çok rahatlar, doğumu kolaylaştırır. Yine bir kadın doğum yaklaşmışan kadına hurma da verirse hurma. Hatta bir kadın hamile kaldığı zaman eğer ara sıra hurma yerse, çocuğu hem güzel olur, hem de çocuğu huyu yumuşak olur. Hurmadan böylece. Doğan çocuğu etkiler bunlara böylece. Bir de bir kadın, doğumu yaklaşan bir kadın bir de, Abdest'in suresi var Kur'an-ı Kerim'in son yüzünde. Bunun 18-23 ayet okursa, doğumu da kolaylaşır. Ayeti okuyayım inşallah. Abese ayet 18-20. Bismillahirrahmanirrahim. Min eyyişeyni halakah min nutfeh. Halakahu fekadderehu thümme sebre yessere. Bak kısa muhtemelen böyle. Demek ki bir kadın hamile kalınca bunu inşallah
ezberlesin. Abese ayet 18, 19, 20 ama kısa. Min eyyi şeyin halaka. Anlamı öyleymiş Allah. Allah burada soruyor. Allah onu, o insanı neden yarattı? Min nutfe. Nutfeden. Spermden, canlı sudan. Halakahu fekadderehu. Allah ondan yarattı ve melumu takdir etti. Neyine? Fiziksel, anatomisi, organları melumuna şekillendirdi. Bunu kim yaptı? Allah yaptı. Allah. Ana karnında bir hücreden Mevlam, hücre bölünür, çoğalıyor, bölünür, çoğalıyor, bölünür, çoğalıyor der ki ana karnından kan gelir kendisine. Mevlam ne yapıyor? Şekillendiriyor. Akciğerin şekli, karaciğerin başka, hele beyin yapısı, beyin. Beyin. Kalbi yapan, gözü yapan, kim yapıyor bunlara? Mevlam yapıyor. Sümme sebile yessere. Sümme sonra Allah onun yolunu kolaylaştırır bakın işte. Mesela burası böylece. Allah Teala onu bir nutfeden, spermden Allah onu yarattı. Allah bunu şekillendirdi. Organları malumunu şekillendirdi. Ondan sonra Mevlam buna bir kolaylık verdi. Bunu dünyaya gönderdi. Bilhassa ilk çocuğu normal doğum yapmak çok faydalı hanımlar için. Yani hemen şeye gitmeme gerekiyor muhtemelen. Ameliyata şeye gitmeme gerekiyor böyle. O kadının bünyesi, o çocuğu doğursa kadınıma çok sana faydası var kadına. Biraz sana çekişsin olsun böyle. Sana çekişsin. Çünkü kadın, bir kadın doğum sancısı çekmeye başlayınca nasıl kuvvetli bir fırtına çıkar. Muazzam sonbaharda ağaçları sallar da yaprağını döker. Aynı şey kadın günahı dökülüyor. O anda kadın günahı dökülüyor. Yani kadın bir anda o kadının gözü açık olsa da kalp gözü kadın bunları görebilirse o anda. Doğum tanıcı başladığı anda kadın günahları benim muazzam dökülüyor günahları be. Gidiyor böylece. Arınıyor kadın böylece böyle. Arınıyor bunlardan. Bir de bir örnek daha vermiş Allah koku olarak Yasemin çiçeği diye bir çiçek var. Yasemin diye bilen biri tabi bunu böylece. Bu da çok lazım günümüzde ruhsal sıkıntıları giderir bu. Bir insanın Yasemin çiçeğini gerek bahçede, gerek balkonda, saksıda, gerekse başka yerde elde ederse bunu, bunun kokusu ne yapar? İnsandaki ruhsal sıkıntıyı giderir. Sinir sistemini sakinleştirir. Yasemin çiçeği de insanı rahatlatır. Demek ki renk, koku, tat. Boşuna mı? Haşa. Böyle. Allah Celaluhu bir şey boş yaratmaz böylece. Yaratmaz. Yani her çiçeğin renginin bir özelliği var. Şeklinin bir özelliği var. Mesela arı kırmızı şey koymaz buradan bak. Kelebek o kırmızı şey koyana gider. Arı yeşilini görmez. Arı için yeşil renkte bir yok arılar için be. Arı dünyasında. Eğer arının gözü bizim gibi yeşilleri yaprakları görse ona şey bulamaz arı muhtemelen böylece. Yani çok hikmetleri aldı cemaatimiz. Tabi kısa geçti bu konuyu. Bir de günümüzde hep katkı maddeleri var. Yani bir şeyin doğası bozuluyor. Bilhassa aromalar. Yani doğala özdeş aroma deniyor. Aroma Yunanca koku anlamına geliyor. Yunanca aroma koku anlamına geliyor. Yani doğala öz kokular anlamına geliyor. Günümüzde katkı maddelerin çoğun bundan oluşuyor böyle. Portakal tadını verebiliyor, portakal kokusunu verebiliyor işte, uzun kokusunu verebiliyor. Hep buna da
zararlı. Zararlı buna böyle. Hep doğal şeyime gerekiyor böylece. Bir de kuru yemişler kurtulurken de bunlara üç aşamalı kimyasal madde veriyorlar kuru yemişlerde. İncir dahi bunlar böyle, fıstığı, fındığı, ceviz şunları bunları. Bunlara üç aşamalı kimyasal madde veriliyor böyle. Biri uzun ömürlü olması için, bozulmaması için, bir de böceklere karşı kimyasal madde veriliyor muhteremler. Şimdi nasıl anlaştırıyor bunlar? Mesela diyelim kuru yemiş, kuru yemişti böyle, koyalım. Eğer bu kuru yemiş doğalsa buna sinete konu gelir, arada gelir, ona böcek de gelir doğalsa muhteremler. Bakın hayvanlar bizden daha akıllı bu konuda muhteremler. Eğer bir meyvede kimyasal katkı maddesi varsa, bilhassa E222 derler buna. Bu uzun ömür olması için bunlar böyle. El yazarı içindeki şeylerinde. Eğer bir gıda maddesinde katkı maddesi varsa ona böcekler gelmezler. Gelmezler buna böylece. Eğer böcekler, sinek, şu geliyorsa o doğal muhtemelen böyle. Buna kaçma gerekiyor bunları. Şimdi bir de inşallah sizlere bir şey vereceğim. Çörek otu. Çörek otu muhtemelenler. Bunda Allah'ın kudreti açısından yani bunu ben çok bu beni etkilendiriyor çörek otu. Bu bilirsin çörek otunu küçücük kara bir şey böyle. Küçücük böyle. Yani rengine bakarız küçük kara bir şey böylece. Çörek otu. Peygamberimiz buyuruyor hadis-i şerifte Aleyhisselam Hazretleri. Aleyküm biadı şecer habbeti sevdai. Peygamber buyuruyor. Aleyküm. Ümmetim size tavsiye ediyorum. Peygamber buyuruyor. Bihazil habbeti sevdai. Şu kara tane. Peygamber. Şu kara tane. Demek ki o dönemde Medine'de de çörek otu varmış. Medine'de varmış. Olmasa peygamberimiz gösteriyor bir derle. Bihazil habbeti sevda. Şu belki de peygamber elini aldı gösterdi. İslam'ı gösterdi. Öyle buyuruyor. Eshabım ümmetini tavsiye ediyorum. Neyi? Şu kara taneleri. Finni fiyya şifaen. Bunda şifa var. Neye karşı? Min külü da'in illa sam. Ölümden başka her şey için bunda şifa var. Kim bunu söylüyor? Allah'ın Resulü. En yetkili ağız söylüyor. Her peygamber bu hikmetleri bilir. Bu sırları bilir. Bilir bunları. Peygamber buyuruyor. Size bunu tavsiye ediyorum. Yani buna devam ediniz diye şu kara tanelere diye çörek otuna böyle. Bunda ölümden başka yani bir insanın eceli gelmişse tabi buna bir şey ifade etmez bunda. Bu ölümden başka her şey bir şifadır bu. Mesela günümüzde bilinen bazı kısımları şimdi günümüzde tabi bunun sırrı tam çözülemez. Ancak bunu Allah'ın Resulü bir bunu tam bunun sırrını bilir. Burada en bizim için önemli olan nedir? Peygamber'e güvenip bunu her de bunu şifa kabullenmek çörek otunu. Burada birkaç tane sayılmışlar burada bilinen günümüzde. Gaz söktürücüdür böyle. İnsan da içinden bazen başlara gaz yapar, insanı atamaz. Ne olur? Bu atlamayan gaz kana karışır. Bu bir zehirdir. Yani bu gaz zehirdir. Bedeni zehirler. Bakın. O kadar mühim olacak bu böyle. Bunun için bir kimse birisi gaz yaptı. Yani abdurun yerlenme ihtiyacı belirdi. Yani sıkıştırıyor.
O anda ezan da okunsa, ya kâhmet de getiriliyorsa, bu kimse ne yapacak? Namazı erteleyecek, gazı boşaltacak, kabul kılacak. Peygamber'in tavsiye bu. Neden? Ancak bunu tıp daha yeni öğreniyor bunları. Ama Allah'ın Resulü o dönemde bunu peygamber haber bunlar derler. Demek ki gaz nedir? Gaz olduğu bir zehirdir. Bu zehirdir bu. Ne yapıyor? Dışı atamayınca kana karışır, bütün beden dolaşır, bedeni zehirler verecek bu. Demek ki ne yapıyor çörek otu? Gazı söktürüyor, rahat atıyor bunları böylece. İkincisi, idrar söktürür, böbrekleri çalıştırır. İdrar söktürür. Mesela günümüzde idrar sökmek için aplar kullanılıyor. Her birinin bir parası varsa 10 tane zarar gelmekleri var ama. Bakın çörek otunun hiçbir zararı yok. Hiçbir zararı yok, şifadır. İdrar sökücü özelliği var. İdrar söker, böbrek çalıştırır. Bedenimizi, vücudumuzu toksinlerden temizler. Toksinler, toksin. Yani toksinler, mikropların salgıladığı zehirler vardı. Yani bedene giren mikropların, bunların her mikrobun türü başka bir zehir salgılıyor bedenimize. Bu yine hastalıklar farklı oluyor. Kökünün buradan gelen hatırlar bakın böyle. Hastalan böyle. Hasta farklı oluyor bedenişe. Demek ki bedene giren mikrop ne yapıyor? Bedene giren mikroplar her mikrop kendi türüne göre bedene başka bir zehir türü salgılıyor. Ne yapıyor çörek otu? Bunlara karşı onları yok ediyor. Zehirlere karşı. Kan dolaşımını güçlendirir. Kan dolaşımını güçlendirir. Kalbi kuvvetlendirir. Bağırsakları düzenli çalıştırır bağırsakları. Yani kabızı önder. Bir de saçları insanın derisini gözünü de parlatır, canlandırır. Yani yaşlanmayı da geciktirir. Bak. Yaşlanmayı da geciktirir. Demek ki bir insan çocukla yardım devam ederse o kişi daha geç yaşlanır ihtiyarlarda böyle. Onu da geciktirir böylece. Derisini parlatır, derisini canlı tutar, saçlarına, gözüne bunu canlılık verir. Daha çok var da ateş düşürür. Bir de bunun antibiyotik de etkisi var. Antibiyotik. Yani beğendik iltihabı kurutuyor. Daha çok sayı bu kadar yeteyim bundan inşallah bununla. Peki nasıl alalım bu çörek otunu acaba? Bu en iyisi sabah aç karnına bal şerbetiyle almak en fazla bu şekilde. Ne kadar? Bir çay kaşığını tam doldurmadan aslında. Hatta Peygamber sayı veriyor Aleyhisselam Hazretleri sayı. 41 tane peygamber var bak. Demek ki fazla olmayacak. Demek ki sayı veriyor peygamber 41 tane veriyor. Yani bu 41 burada tabi bir kinay olarak burada bize bildiriliyor. Demek ki bir çay kaşığını tam doldurmadan sabah aç karnında en iyisi bağlı şerbeti içilirse bak o kimseye Mevlam gazı sökülüyor. İdrar yolları çalışıyor. Hatta idrar yolu hastalıklarına karşı da faydaları var bunların da. İşte bu çörek otu beni şahsen çok etkiliyor muhteremler. Yani o çörek otu gibi küçük bir kara zerreye Allah'ın koyduğu o sırlar, şifa sırları. Lillahi Teala Fatiha.